Urfa'da gördüğünüz gibi genellikle erkek hakimiyeti var. Kadınlar pek görünmüyorlar. Ben önce sizi kınayarak başlıyorum. Az önce ben hanımefendi akşam kocan izleyecek seni dediğinizi duydum. Hayır, korkmuyorum ki eşimden. Görsün. Özgür bir insan. Bu korkusuz ama bunun için de yakışmıyor. Korkmuyorum diyor ama. Korkması mı gerekiyor? Biraz korkması gerekir tabii. Yani. Korkmam gerekmiyor. Ben korkmuyorum. Sorum şu. Az önce yine sizin hanıma söylediğinizden hareketle eşleriniz siz hangi partiye derseniz ona oy, size sormuyorum ben bunu, erkeklere soruyorum. Ahmet Ersin Bucak, başkasına veremez oy. Eşiniz başka bir partiye, başka bir isme oy veremez. Vermez. Ya vermez, kocasının sözünden çıkmaz yani. Ya abla kocaya gözden çıkarmış ondan. Eşim bana dedi ki, eşim Kürttür dedi, Kürt partisine ver. Olmaz, ben erkeğim, benim sözüm geçer. Hayır dedim, ben kendi istediğim partiye veririm. Ne yaparsan yap, istediğim partiye. Sizin eşiniz çok merak ettim. Başka sizin onaylamadığınız... Ben habersiz hiç kimseye veremez. Hayır. Vallahi de veremez, billahi de veremez, tillahi de veremez. Nasıl bir demokrasi bu? Ne demokrasisi? Hangi demokrasi? Nasıl bir demokrasi var ki ülkede? Nasıl yani her yapılan kötülük demokrasi, demokrasinin de bir sınırı vardır. Bir saygı denilen bir sınır vardır. Her şeyi yaparım demokrasi, öyle bir şey yok. Bilhassa dinimiz esaslarına göre her hareketin bir sınırı olmalıdır. Öyle her şeyi yapayım demokrasi. Hanımım sokaklarda gelsin akşam saatine kadar, yemek yok, bir şey yok. Daima ben hazırlamıyor muyum? Bir defa da o yemek hazırlasın. Niye ben hep ben köle miyim? Ben de özgür bir insanım. Verebilir, niye vermesin yani? Nihayet farklı bir erkek sesi de duyduk gördüğünüz gibi. Eşim başka birine oy verebilir diyen bir erkek gördüm Urfa'da. Buyurun. Verebilir, niye vermesin ya? Hayır, benim eşim istediği o kişiye oyunu verebilir ya. Hayır, ben eşimi niye sıkıntıya sokayım yani? Sıkıntıya sokamam ben. Ama adayımız Ahmet Ersin Bucak. Başka kimse yok. Kasına gir, istediğine verir.